Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Ocak 2024 diyelim artık. 2024 yılı için 2 günün ideallerinden skorlara ne kadar bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle yeni yıl sağlık, mutluluk, huzur, bol bol para getirsin diyerekten de 2024 yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizin tek tek yeni yılını kutlarım. Umarım yeni yıl bizlere güzel kazançlar elde etmeyi nasip eder diyerekten de başlayalım. Öncelikle arkadaşlar katı telegram gruplarına Ocak ayı için gruplarımız yenilenmiştir. Her ay olduğu gibi Aralık ayının sonunda yeniledik. Ocak ayı için şimdi devam ediyor. Yani Ocak, için, Ocak ayı için gruplarımız yenilendi. Bunun bilgisini vermek isterim sizlere. Ve yeni yılın 2 adet skor yarışmasıyla başlayalım. 2 günlük bir video olduğundan kaynaklı hem Liverpool Newcastle maçını hem de West Ham'la Brighton mücadelesini sizlere sorduk. Liverpool maçı 1 Ocak'ta, Brighton maçı da 2 Ocak'ta olmak üzere toplamda 4-4-8 adetle mücadelem var. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarının Celtic maçını kazanan arkadaşımız Gürsoy Kopuk isimli arkadaşımız. Arsenal yenildi. Bu ara Premier Lig'de gerçekten sıkıntılı sonuçlar çıkıyor. Arsenal maçında skoru bilen de yok arkadaşlar. Gülsoy arkadaşımız veya gruplara gelmek isteyen herhangi bir arkadaşımız da benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Yanlış hesaba mesaj atmayın. Doğru hesap Kangal Bey hesabıdır bilginize dostlar. Devam ettim. 30 ve 31 Aralık'ta toplamda sizlere 8 adet mücadele vermiştim dostlar. 30 Aralık'ta verdiğim bütün karşılaşmalar kazandı. Cumartesi günü için vermiş olduğum bütün tercihler kazandı. 31 Aralık'ta Tottenham ve Fulham mücadelesi vardı. Tottenham maçının hem idealini hem de yüksek oranını içeri almasını bilirken Arsenal maçında dakika 6'da gol atmasına rağmen ikinci golü bulamadı Arsenal takımı. O yüzden deplasman 1.5 üstü de orada başarısız. Ama genel olarak çok güzel bir tablo var. Değerlendirip kazan sağlayanlar hafta sonu içinde tebrikler diyerekten de devam edelim. Misli olarak baktığımız zaman da bu aralar misli grubundaki arkadaşlar da fark etmiştir. Biz mislileri şu an daha çok NBA üzerinde ilerliyoruz veya basket üzerinde ilerliyoruz. Dün mesela 600 TL Arsenal maçına yüksek misli önerdim. Arsenal'ın galibiyeti. Fakat neden 600 TL önerdim? Bu arada gerçekten ya futbol dünyasında bir bokluk dönüyor. Biz daha çok şu an yüksek mislilerde basketbol üzerinde ilerlediğimizi belirtelim. Bin misli dün Atalanta'nın Atlanta'nın ilk yarı kazanırdı. Ve Valencia'nın 15 fark yemeğinizi de 800 misli olarak önerdik. O şekilde yüksek mislileri de içeri aldık. Baktığımız zaman gruplarımızda sadece ideal kombinler veya e Maç önü canlılar değil. Rolling serileri gibi maçlar da yapıyoruz. Mesela dün New Orleans'ın mücadelesi vardı. İlk yarı galibiyetini 1.39 gibi orandan Rolling bir olarak başlattık. 1000 TL başlangıç yapan. Burada 1300 90 TL şeklinde şu an ilerlemekte gruplarımıza devam edeceğiz. NBA'miz vardı. NBA'miz de başarısız oldu dün grupta. Forex mücadelesinde 116.5 üstü olarak vermiştik. Fakat ilk yarıda 67 sayı atan, ikinci yarıda sadece 45 sayı attı. 112'de bitti. Bu da başarısız olduğunu sizlere göstermek isterim. Canlı olarak gruplarımıza devam ediyoruz. Canlı maçları izleyerekten de gruplarımıza tavsiyeler vermeye devam ediyoruz. Onun dışında herkes açık Telegram grubuna sizler de katılabilirsiniz. Burada günün tercihleri, ve ekstra canlılar da ücretsiz grubumuzda mevcut oluyor. Sizlerden beğeni beklerdim dostlar. Yeni yılın ilk videosu olması kaynaklı artı 400'ün üstüne geçelim. Ricamdır. İzleyen herkes 2 saniye beğeni butonuna basabilirse çok teşekkür ederim. Bir de yorum bırakırsa tekrardan yeni yılınız kutlu olsun başlayalım. Les United'la Şimdi Leicester United'ı ben şöyle anlatayım size. Son 2 mücadelesini takip etme şansım oldu. Özellikle Leicester City'nin Leicester United ve Southampton. Bu 3 karşılaşmayı aldım. Leicester United son 2 mücadelesinde deplasmanda oynadı. Ekranda gördüğünüz gibi mağlup oldular deplasmanda. Kendi evinde oynayacaklar zaten. Kadro olarak şu an Championship'in üstünde bir kadrosu var. Leicester'ın da öyle aynı şekilde. Kadro olarak iyi bir takım olduğunu söyleyelim. Ben burada Les United'in kazanmasını bekliyorum. Bu arada maçın indeks beklentisi 1-0'lık ev sahibi galibiyeti. Fakat ev sahibi kazanırken bunda biraz oynamamız lazım. Maymunluk yapmak lazım oranlara yakalamak adına. Ben burada 4.5 altında bir Les United galibiyeti bekliyorum. Oran 1.46 seviyesinde ki o biraz da oran arttırmak isteyenler varsa 3.5 altına da çekebilir. Oran da 1.94'e kadar da yükseltmiş olabilirler. Les United, Les United tarafında olduğunu söyleyeyim ben. Leicester'la Huddersfield mücadelesi. Leicester de aynı şekilde zaten kendisine kıyasla zayıf bir rakip oynuyor ki zaten Championship'in lideri muhtemelen Premier Lig'e tekrardan döneceklerdir. İyi de bir oyun oynuyor ve şöyle kaliteli oyuncuların çoğunu bırakmadı. Onu söyleyeyim ben özellikle. Yani bazı mesela Southampton bıraktı ama Leicester öyle yapmadı. Kaliteli kadrosuyla devam etti. Tekrardan çıkacaklar muhtemelen. Leicester'ın da baskılı bir oyunu ve ilk yerden baskılı bir oyunu var. Ben burada idealden Leicester'ın ilk yerden atacağı bir golü değerlendirebilirim. Ama oran doğru düzgün yok. Biz bunu şöyle yapalım. E, Leicester'ın ilk yarı galibiyetini alalım. Çünkü Leicester'ın maçlarını takip ettiyseniz veya izleme şansınız pek olmuyordur bu Championship'i. Fakat ilk yarıdan bir Leicester galibiyeti baskılı oyunuyla birlikte değerlendirmeye girecektir bence. İlk yarıdan genellikle skoru almak isteyen bir Leicester takımı sağda oluyor. Bu yüzden ilk yarı galibiyetine gittim. Norwich ile Southampton mücadelesi. Norwich'te son iki mücadelesini deplasmanda oynadı. Les United gibi mağlup oldu onlarda. Ve son iki mücadelesinde gol dahi bulamayan bir Norwich takımı vardı. Ben Southampton'ı son iki mücadelesinde değerlendirdim. Onu takip etmişsinizdir mutlaka. Youtube'da verdim. Sürekli 2 golünü verdim. Hepsi de geldi zaten. Deplasmanda şu an Southampton takımı bu kadar iyi giderken deplasmanda da olsa ben burada mücadeleyi kazanır mı diye düşünmüyor, düşünmüyor değilim. Şöyle bir değerlendirme olacağım. Deplasman bir yarı kazanır. Yani bu Southampton mücadeleyi kazanma ihtimali de var zaten. Bir 2-1'lik bir skor veya 1-1 veya 2-1 Southampton'a kayabilir bu mücadele. Ben diyorum ki deplasmanda da olsa Southampton takımı deplasmanda bir yarı kazanır oranı 1.44 gibi ideal bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Liverpool'la Newcastle mücadelesi. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilen bir arkadaşımızı gruplarımıza alalım. Liverpool Newcastle karşılaşmasında beklentim şu yönde. Şimdi Liverpool tarafında bak öncelikle başka bir şey anlatmak istiyorum. Bu ara Premier Lig'de büyük bir yani şike demek istemiyorum da bir düzenbazlık dönüyor aga. Maçlara baktığımız zaman yani City'ye bakıyorum biri atıyor erkenden. 2. Iki, yarının başında atıyor. Top çeviriyor aga. Gitmiyor kaleye ya. Ya, takımlarda bu arada bir şeyler var bilmiyorum Newcastle'da da bazı eksiklikler takıma geri döndü fakat hala eksikleri var mesela kaleci Pop da bu maçta hala olmayacak Newcastle tarafından da ben gol bekliyorum Burada benim beklentim KG var yönünde. İdealden tek tercihim var olarak değerlendirdim ben bu karşılaşmayı. KG var olarak aldım. Onun dışında şöyle bir beklentim de var. Yani maç normal seyrinde gider bilmiyorum ama 2.5 üstünde bir 2 1 3 bir e bir mücadele geçer gibi geliyor bana. 2.5 üstünde birinin oranında da 60 bandında ekstra olarak bunu da değerlendirebilirsiniz diyerekten geçeyim. Ama ideal tercihim burada Newcastle'ın gol atması burada Liverpool'a. 2 Ocak'a geçtik. 2 Ocak'ta da aynı şekilde 4 tane mücadelem var. Rangers ve Celtic maçları özellikle birbirleriyle maç yaptı. O mücadelelerini kazandık. Cumartesi'nin ilk mücadelesiydi zaten. Kombine de aldım hatta ben bunu katıl grubunda. Şimdi başlayalım. Fakat sizlerden aynı şekilde öncelikle yeni yıl izleyenler için, 2 Ocak için aşanlar için tekrardan şöyle söyleyeyim. Yeni yılınız kutlu olsun dostlar. Umarım güzel kazançlar elde ederiz direktlerine. De devam edelim. Beğenileri de bekliyoruz. Artı 400 seviyesinde. Rangers Celtic mücadelesini çok iyi oynadı. Hatta maçın bir istatistikleri. Ben maçı izledim de hiç istatistiklerine bakmadım. Kaç şut çekmiş acaba? Bak 14 tane şutu var. Yani rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşmuş Rangers takımı. Ama şöyle söyleyeyim. Yani beceriksizlik var. Özellikle Dacers var bunların forretinde. Yani birebir iki tane pozisyon kaçırdı zaten. Bir tanesi çaprazdan çok net değildi ama bir tanesi çok netti. Burada kendi evlerinde oynayacaklar. Yeni teknik adamıyla birlikte 16 maçlık bir serileri vardı Rangers takımının. Fakat geçen maç Celtic Basman'da muhalif oldular. Çok iyi bir mücadeleydi. 2-1 skoruna kadar aldık o mücadeleyi. Dostlar benim beklentim burada Rangers'ın galibiyeti. Rangers galip gelirken ilk yerden baskın oynayacaktır bence. İlk yerden bir golü değerlendirebilir. Bir 32 bir oranı var. İlk yarıdan Rangers bir gol atabilir. Onun dışında ilk yarıdan bir golü bekliyoruz ya zaten. İlk yarıyı da önde kapatırsa 1.52 gibi orandan da ilk yarı galibiyeti Rangers'ına da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İlk yarı 1, 1 51 de bir kadar düşmüş. Oran 1 50. İlk yarıdan bir Rangers galibiyeti gelebilir. Celtic'i değerlendirdim bu maçta. Celtic de deplasmanda burada. Celtic'in deplasman maçlarını biraz takip et. Zaten çok kaliteli bir takım. Yani şöyle söyleyeyim bazı oyuncuları gelecek sezon Premier Lig'e kesinlikle gidecek. Özellikle forvet bu Japon forvet Furuashi mi var ya çok iyi. E, muazzam da bir gol attı bu arada Rangers mücadelesinde. Ceza sahası dışından 90'a bir sapladı. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Sadece golü güzelleştirdi. Ben burada Celtic galibiyeti fakat gelen galibiyetten mücadelede 5 gol olmasını beklemiyorum. Çünkü skoru aldıktan sonra biraz da top çeviriyor Celtic takımı. 4.5 altında 2 tek idealim 1.41 gibi orandan değerlendirdim. Real Sociedad'la Alaves mücadelesi. Sociedad da oynamış olduğu son maçlarda ya çok etkili değil. O Şampiyonlar Ligi'nde ilk yerden 4-5 tane atan bir Real Sociedad takımı vardı. O takım şu an yok sahada bence. Alaves'le oynayacaklar. Bence burada yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak isterler ki zaten şöyle söyleyeyim sizlere. Puan durumu itibariyle baktığımız zaman da ilk 4 şansı da var bence. O yüzden burada Real Sociedad'ın doğrudan galibiyetini tek tercihim. Real Sociedad'ın mücadeleyi kazanması. West Ham'la Brighton karşılaşması. Bu maçın da maç sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de ya West Ham ben kolay kolay bir bültenimi almıyorum. Fakat tek mücadele Premier Lig'in en kaliteli günün maçlarından biri olduğu için aldım. Yani mücadelelerin karşılıklı gelecek golleri bir kere iddialidir aga. Bir 36 oranı var zaten. Vara bir gelir bence. Brighton'a gol atabilir. West da zaten sevmesem de iyi oynuyor şerefsizler. Yani gıcık bir oyunu var arkadaşlar. Skoru aldıktan sonra kapanıyor falan. Sevmiyorum o yüzden bu tip takımları. Kolay kolay da bülten almıyorum. İdealden var gelebilir. Yani biraz daha yüksek orandan var ve üst değerlendirilebilir. Oranda 1.55'e kadar çıkartırız. O orandan. Şimdi dostlar benim beklentim burada dediğim gibi 2-1 bir yere kayabilir. 2-2 yere kadar kayabilir. Yani bu mücadele bu şekilde değerlendirebilirsiniz.